Arkadaşlar burada anayasa korumasında bir demokratik hareket yapılmak istendi. Bu kadar. Bizim yöntemimiz Barolar Birliği olarak yürümek değil. Ama bunun zerre kadar önemi yok. Yürümek silahsız, şiddetsiz, saldırısız yürümek bir temel hakkıdır. Dün meslektaşlarımızın burada durdurulduğunu öğrendiğimizde biz Anıtkabir'de onları bekliyoruz. Gelemeyeceklerini gördüğümüz anda yönetim kurulumuz buraya intikal etti. Oradaki baro başkanlarımız buraya intikal etti. Ben de dünden beri erişebildiğim herkese erişmiş durumdayım. Sayın Adalet Bakanı şöyle söyleyeyim, sabah 4'e kadar uğraştı. Sabah 4'e kadar Adalet Bakanımızla irtibat halindeydim. Sayın İçişleri Bakanımızla defalarca görüştüm. Sayın Meclis Başkanımızla İçişleri Bakanımızla defalarca aradım. Buradaki talep son derecede makul. Kimseye zarar verecek, kamu düzenini ihlal edecek bir durum da yoktur. 100-150 metre kadar yürüyüp ardından Anıtkabir'e gitmektir. Dün bir talihsizlik yaşandı diyelim bunun adına. Bu toplum kriz istemiyor. Bu toplum kavga gürültü istemiyor. Bunu bugün çözelim. Biraz önce Sayın İçişleri Bakanımızla da görüştüm. Çözüleceğinin bilgisini verdi. Bu çözülecek. Bundan da ders çıkaralım hepimiz. Bir bardak suda fırtına koparmak yerine insanlar demokratik haklarını kullansınlar. Bakın biz mecliste çalışıyoruz. Buradaki kıymetli baro başkanlarımız hepsi arkadaşımız. Fikir ayrılıklarımız olabilir. Dava arkadaşlıklarımız olabilir. Hiç fark etmez. Ama bir hakkın kimseye zarar vermeden kullanılması lazım. Dün tabii hepimizin içi de kan ağrıyordu. Yağmur altında kaldılar. Sıkıntılı bir gece geçirdiler. Bunu bugün bitirelim istiyoruz. Biteceğini de umut ediyorum. Beni biliyorum, eleştirenler var. İçinizde de vardır. Vatandaşlarımızdan da eleştirenler var. Meslektaşlarımızdan da eleştirenler. Destekleyenler de var. Bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan o filozofun dediği gibi, senin görüşüne katılmıyorum ama görüşünü dile getirmek için sonuna kadar senin arkandayım. Biz de bunun için buradayız. Arkadaşlarımız inşallah o bahsettikleri demokratik haklarını kullanacaklar. Öyle umuyorum. Ondan sonra bilmiyorum planları nedir. Anıtkabir'e gidecekler. Yasalar çerçevesinde izin verilen neyse bunların yapılması gerekir. Efendim, Metin Bey, gözaltı iddiaları var. Hiç gözaltına alınan baro başkanı var mı efendim? Gözaltına alınan bir baro başkanımız yok. Ancak çok üzüldüğümüz, burnuna yumruk yiyen bir baro başkanımız var. Olmamalıydı. Gerçekten buna ülke olarak ihtiyacımız yok. Çözmeye ihtiyacımız var. Da çözülecek demiştiniz. Dün saat 15.30'dan bugüne çözülmeyen konu niye bugün şimdi çözülecekti tekrar? Çözülmeyen konu ne efendim? Çözecek olan, izin verecek olan, bu barikatı kaldıracak olan ben olsam hiç koymam. Ama ben çözmeye çalışıyorum. Efendim, Metin Bey, dün sizin yolun üzerinde duruyoruz. Evet. Hayati riskimiz de var. Basın dahi içeri alınmıyor. Yani nasıl olacak? Efendim, görüntü almamıza da izin verin. Demek ki değerli arkadaşlar, bunun bir an önce bitmesi lazım. Yani bunun bir an önce neyse mecrası oraya doğru bunun akması lazım. Bundan başka bir çözüm görmüyorum ben burada. Siz bir hukukçusunuz. Sizce dünden beri neden çözülemedi bunu? Yani siyaseten mi alınmış bir karar bu? Ben hukukçuyum. Hukuk kimseye zarar vermeyecek bir yürüyüşe
kamuya zarar vermeyecek, düzene zarar vermeyecek bir yürüyüşe şiddetsiz, silahsız, saldırısız olmak kaydıyla izin verdiler. Metin Bey, sizin bunu anlattık. Bunu demek ki anlatmamız gerekiyor. Böyle bir kamu düzeni ihlali asla söz konusu olmayacağını anlattık. Bazen devlette çarkların demek ki dönmesi vakit alabiliyor. Sizin dün Anıtkabir'e bir ziyaretiniz olmuştu. İki görüntü buradaki müdahaleyle çok kıyaslanmıştı. 15 Bora Başkanı daha sonra buraya katıldı. Eleştirileri oldu fotoğrafla ilgili. Bakınız, bununla ilgili düşünün. Bakınız, yan yana iki fotoğrafı koyarsınız her zaman bir eleştiri bulabilirsiniz. Biz programın Anıtkabir kısmına katılmak üzere beklerken burada otobüslerin önünün durdurulduğu haberi geldi. Altında bir şey aramaya gerek yok. Bazen her şey göründüğü kadar basittir. Anıtkabir'e gelmişken saygı duruşunda bulunmadan ayrılmak içimize sinmedi Cumhuriyet evlatları olarak. Yani merdivenlerden dönmek içimize sinmedi. Saygı duruşunda bulunduk. Eğer başka bir amacımız olsaydı yönetim kurulumuz bir bütün olarak buraya koşmazdı. Orada saygı duruşunda bulunan baro başkanları buraya koşmazdı. Peki siz baro başkanlığı kurarken siz gelmediniz. Neden? Ben de bakanlık. 24 saat. Ben de bakanlıklarda çalıştım. Ben 24 saattir uyumuyorum ve bakanlıkta çalışıyorum. Çünkü bunun çözümü arkadaşlarımız burada çalışıyor. Burada bir duruş sergiliyor. Ben de bu izni kavgasız, gürültüsüz, kimsenin burnu bile kanamadan ve sizlerin de artık işinize, gücünüze dönüp başka haber peşine koşmanızı sağlayacak şekilde uğraşıyorum. Bir daha ifade edeyim. Aranızdan beni eleştirenler olabilir. İzleyicilerinizden beni eleştirenler olabilir. Baro başkanlarımızdan nerede olabilir. Ben nerede olduğumu biliyorum. Eğlencede gezmiyorum. Bu sorunu çözmeye çalışıyorum. Herkesin bir sorun çözme yöntemi var. Sayın Bey, sorun tutan bundan hiç rahatsız oldunuz mu? Elbette çok rahatsızım. Elbette son derece rahatsızım. Siz rahatsızsınız değil mi? Ben çok rahatsızım. Bu tablodan çok rahatsızım. Çünkü hangi yönü rahatsız etti efendim? 50 baro başkanımız eğer burada etrafları çevrilip 100-150 adım yürümeleri kamu düzenini ihlal gibi görülüyorsa bundan rahatsızım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu düzeni 50 baro başkanımızın, 60 baro başkanımızın, 80 baro başkanımızın yürümesiyle ihlal olmaz. Üstelik 150 metre kadar şuradan otobüsler yürütülecek ve Anıtkabir'e gidilecek. Program bu. Bundan ben de rahatsızım. Herhalde siz de bu yönden rahatsızsınız. Bunun engellenmesinden. Bu eğer engellenmeseydi böyle bir ne size bir haber vardı, bir haber çıkardı, ne bir karmaşa olurdu. Dedim ya, Türkiye bir bardak suda fırtına çıkarmakta maalesef çok mahir. Bizim başka dertlerimiz var. Battaniye almıyorlar, sandalye almıyorlar. Efendim, battaniyeleri gece soğukta yaptılar. Gayet iyi biliyorum. Yaşlı yaşlı insanlar, kadınlarımız. Son derece iyi biliyorum. Bunları battaniyeleri biz gönderdik. Alınmadığında söyledik, bu konuda da gerekli şikayetleri yaptık. Battaniye alınmamasını anlamamız da mümkün değil. Teşekkürler verdiğiniz için. Abi yok direkt olarak her değil. Şuradan hadi dışarıdan açayım. Burada eğer insanları sabaha kadar soğukta, yağmurda bekletirseniz en yumuşak insanlar bile radikalleşir. Devletimizin kucaklaması lazım. Radikalleştirmek marifet değil. Yanlış olmuş. Elbette onlar en yakında buldukları başkanlarına kızacaklar. Çok doğal hakları. Geldim yanına. Ben hepsini kucaklıyorum, hepsini çok seviyorum. Ve onlar bana kızsalar da ben onlarla aynı fikirde olmasam da demokratik haklarını kullanmaları için durmaksızın mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele yöntemimiz ayrı olabilir arkadaşlar. Birbirimize yöntemi dayatmak şık değil, doğru değil. Benim mücadele yöntemim diyalogtur, anlatmaktır. Ben o yolda devam edeceğim. Teşekkürler. Efendim, size de... Neredeydin diyorlar.
Neredeydin diyorlar. Hem bakanlıklarda çalışıp hem burada olamam aynı anda.